edeceğiz. Faiz problemleri son problem çeşitimiz ve karşımıza çok fazla çıkmayan problem çeşitidir arkadaşlar. Karşınızdaki ifade, bilmiyorum bu dönem bankacı var mı? Geçen dönemimizde birkaç bankacı arkadaşımız vardı. Basit faiz formülüdür. Yani bankalarda uygulanan birleşik faizdir. Bu değildir arkadaşlar. Hep söylerim, bunu icra memurları uygular. İnşallah bilmek görmek nasip etmez Allah diyelim. İcra memurlarıyla muhatap olmazsınız. Var. Pınar Hanım bak bankacıymış. Sizin hocam bankada kullandığınız şey bu değil. Bu basit faiz. Hani bunun üzerinde faiz alırsınız ya da bunun üzerinde faizle para verirsiniz. Basit faiz, ANT, hemen onları tanıtalım bir. Ana para, faiz oranı ve zaman. Yıllık faize veriyorsanız 100'e bölüyorsunuz. 3 yıl, 5 yıl gibi süreler için. Aylık faize veriyorsanız arkadaşlar 1200'e bölüyorsunuz. Günlük faize bölüyorsanız 36.000'e bölüyorsunuz. İktisat mezunuyuz ama iktisatta da birleşik faizi görüyordunuz hocam ki onun bağıntısını görüyorsunuz. Onun bağıntısının integralle ispatlandığını biliyorum ben de. Şeyde ekonometre bitiren arkadaşlardan hani bir görmüştüğüm bir anlatılmışlığı vardır. Peki çok düz sorular gelir aslında. Bir tane arkadaşlar güzel sorusu var. O geldiği zaman söyleyeceğiz ama önce hemen elinizi alıştırabilmek için şöyle basit basit sorular soralım ve hep aynı hikayeyi yapıyor burada. Hep aynı hikayeyi. Nedir o aynı hikaye? Bankaya yatırılan, soru içerisinde söyleyeceğim, 500 TL bir sene sonunda, bir sene bankada duruyor. 620 TL olarak, 620 TL olarak çekiliyor. Buna göre bankanın uyguladığı basit faiz oranı nedir? Buna göre bankanın uyguladığı basit faiz oranı nedir? Paramız 500 TL, yatırılan süre 1 yıl, yıllık faize yatırdığım için 100'e böldüm. Faiz oranı en, neye eşitleyeceksiniz arkadaşlar? 120'ye eşitleyeceksiniz. Hep yaptığı oyumudur. 620 TL'nin 500 TL'si zaten senin devlet güvencesinde olan parandır. Yani bankaya gittiğin zaman 620 çekersin çekmesine ama pardon. Pardon arkadaşlar. Bunun zaten 500'ü senin parandır. 120'sini banka sana faiz getirisi olarak veriyordur. İşlemler yapacak olursanız şöyle sadeleştirme işlemlerinden 5'enin 120'ye, enin de 24'e eşit olduğunu görür. Cevap olarak da A dersiniz. Eğer 620'ye eşitleyecek olursanız 124'ü bulursunuz. Ekonomi zor dersleri. Aynen öyle. Bölüm falan mı uzatıyor? Şey, dönem uzatıyorlar değil mi? Emine hocam neye pardon? Ha E dediğinizi. Ha evet 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 tamam. Bir üstteki yanıtınızı şimdi okudum. E'yi demeyeceğiz işte hocam. Şimdi bu yıl üzerindendi. Bir de ay üzerinden. Sadece eliniz alışsa yeter arkadaşlar. Ay üzerinden hesaplatalım. %60'tan faize yatırılan bir miktar para. 5 ay sonra kendisinin kaç katı kadar faiz getirir? Çok vakit kaybetmek istemiyorum bunlarla. Ana param X olsun. %60'tan 5 aylığına faize yatırırsam paydayı o zaman ne yapıyorum? 1200 yaptım. Kendisinin ne kadarı kadar faiz getireceğine bakıyorum. Şu sıfır şu sıfırla götürdü. Şurası 30 yaptı sadeleştirdiğim zaman 4. X bölü 4 yani kendisinin 4 katı deme sakın. Burada da yine şıklar senin yapacağın hataya göre ayarlanmıştır unutma. Kendisinin X bölü 4 katı kadar faiz getirir. Yani 4'te 1'i kadar faiz getirir ve yanıt ne olacaktır? Edirne olacaktır. Çok arkadaşım yanıt verir zaten deminki formüllerden. Hani birer kez kullanırsak bir daha problem olmaz diye düşünüyorum. Katı ve artımı mevzusunda bir daha hatırlatır mısınız? Katı ve artımı mevzusunda. Ha okey okey anladım hocam. KPSS'ciler E demiş. Tayfun hocam bulaşma Çağrı ve Aybüke hocama. Edirne seçeneği güzel Mesut hocam. Hocam, Sinan hocam, şimdi problemlerde çok fazla karşımıza çıktı da mesela hızı V olan bir hareketlinin hızını 4V'ye çıkardığımızda ya da 4V'ye çıkarmak için iki tane cümle kullanılır demiştik. Ha? Şöyle bir küçük hatırlatma olsun. Şöyle bir küçük hatırlatma olsun. O şudur, o şudur. 3 katına
çıktı diyebiliriz. Çünkü 1V'den kaç V'ye çıkıyor? 4V'ye çıkıyor. Yani kaç katına çıktı oluyor? 3 katına çıktı oluyor. Ya da bunu şu şekilde sağlayabilirdik Sinan Hocam. Ya da direkt 4 katına ne diyebilirdik? Çıkardık diyebilirdik. 1V'yi 4 katına çıkarmak demek 4V'dir. Ama 1V'yi 3V arttırdığınız zaman da nereye gelecektir? 4V'ye gelecektir. Okey? Tamam mıdır? Tamam arkadaşlar. Tayfun Hocam. Şeye gerek yok arkadaşlarımızla. Devam edelim. Sorulara yanıt verin lütfen. Sorulara yanıt verin sadece. Çocuklar yapmayın diye. Eyvallah hocam. Siz sağ olun. Girmeyeyim. Benim ilk öğretmenliğim de vardır. Hatta küçük çocuklarla bugün hatta sabah bir küçük 7. sınıfım var benim. İnşallah derece yapacaklar seneye. Büyük sınıflara göre tabii çok farklılar. İşte rasyonel sayılarda işlemler görüyoruz şu an onlarda. Şimdi hepsi yapıyor. Zaten 12 kişilik bir grup. Biraz seçme bir grup. Hepsi yapıyor ama duramıyorlar yerlerinde. Çok şeydir hani. Şimdi aklıma geldi böyle çocuklar yapmayın deyince. Getiriyorlar hocam doğru mu diye şu hizaya getiriyorlar defteri. Hani görmeyeceğiniz hizaya birden kafanın etrafında 5-6 tane defter. Hocam doğru mu hocam doğru mu diye. Ha, tamam hemen. Neyse hocam arkadaşını korudu. %8 TL'ymiş. Bu da bu piyangolar vardır ya İsmail hocam. İşte yıllık, yılbaşındaki piyangonun bir günde getirisi 8.000 liradır falan fişman. Günle ilgili hiç soru çıkmadığı için bir defa kullanmakta fayda vardır. Ve der ki, yıllık %72 faiz oranıyla bankaya yatırılan 4.000 TL'nin bir günde getirdiği faiz, yıllık %72 ile bir günde. Bunu hep bir 3.600 ile eşitliyorlar ama 36.000'dir arkadaşlar. Yani 360 gün üzerinden hesaplarlar. O günde yüzde çarpıyor. Sonrasında da işlem yapıyorsunuz. 3-0, 3-0'ı götürüyor. Sadeleştirdiğin zaman 9. 72 bölü 9'dan da 8 TL'lik bir faiz alıyormuşuz. Güzel. Birazcık daha hani burada kuralları gösterdik. Birazcık daha yaratıcı sorular gelsin. Özellikle ALES için gelmesi muhtemel sorulardan Ceyhan olur. Biraz fazla ders anlattık. Beynimiz hemen ağrıyor. Gerçi mantık kısmına geçtiğimiz zaman çoğu zaman oturacağım ben inşallah. Orada sorular uzun, çözümler kısa. Bu da yine mantık kısmında grafik problemlerinde karşımıza gelebilir arkadaşlar. Nasıl gelebilir? Yukarıda verilen grafik yıllara göre paranın artışını gösteren bir bankaya aittir. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Şöyle grafiğe bir göz atar mısınız? Nereden başladığı belli değil paranın. 60'ın altında bir param var. Ben bu 60'ın altındaki parayı birinci yılın sonunda, çok pardon, 60'ın altındaki parayı, yo doğru söylemişim. Birinci yılın sonunda 60 TL olarak görüyorum. İkinci yılın sonunda kaç TL olarak görmüyorum ama doğrusal olması önemli. Üçüncü yılın sonunda 132 TL olarak görüyorum. Dördüncü yılın sonunda ne olduğunu bilmiyorum. Yıllık faiz oranı %40'tır demiş. Hemen hesaplayalım. 60 olan para, bu birazcık birleşik faiz, hani parayı artık 60 üzerinden hesaplıyor birinci yılın sonunda. 60 olan parayı ne yapıyor arkadaşlar? 132'ye getiriyor. 60 olan parayı 132'ye getiriyorsa faiz oranı, faiz miktarı 76'dır. Öyle değil mi? 76, özür. 72 TL'dir. Pardon, 72 TL'dir. Ana para 60'tı. Faiz oranını bilmiyorum. 2 yılda olan buysa, şöyle sadeleştirmeleri yaparsanız, oluyor mu bir bakayım, ben de hatırlayamadım. Sadeleşti 12, 6 kaldı, yok. %40 çıkıyormuş arkadaşlar, %60 çıkıyormuş. Dolayısıyla birinci öncülümüz nedir? Yanlıştır. İkinci yılın sonunda para 96 bin liradır. Aradaki 72 bin lirayı 36-36 paylaşacaklar. Yani 60, dolayısıyla burası 96 olacak. Yani ikinci yılın sonundaki para 96 bin liradır, doğru. Dördüncü yılın sonunda